Bu da çok kötü bir mekanda. Bir arkadaşın evinde kalıyor. Kredi kartı kullanmıyor. Ve kısa bir sürede binlerce para harcıyor. Tamamen mantığıma uyan veya düşündüğüm şey tamamen bir uyuşturucu kuryesi olduğuna dair. Evet, peki. Tecavüz olayına pek ihtimal vermiyorum. O boğuşma sırasında olmuş olabilir. Boğuşma sırasında? Boğuşma sırasında olmuş olabilir. Şimdi herkesin farklı bir görüşü var tabii uyuşturucu kuryesi. Ben de aslında hak veriyorum size de bana göre de tecavüze uğramış olabileceği biraz daha bir adım daha öne çıkıyor. Peki şimdi Süleyman sana soracağım. Sen ne diyorsun? Yani açıkça öncelikle şunu belirtmem lazım ki olan seyaraya oldu Murat. Evet. Çünkü ortada bir anne var ve iki çocuk annesi ve Sierra şu anda hayatta yok. Peki Türkiye'de Sierra konusu neden bu kadar gündemde kaldı? Yani biz neden şimdi bu stüdyoda herhangi başka bir konuyu tartışmıyoruz da Amerikalı bir turist. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü ortada hiçbir delil yok. Ortada ne olduğunu bildiğimize dair polisin paylaştığı bilgi yok. FBI için içerisinde Sierra niçin Türkiye'deydi? Ne yapıyordu? Ve biz haftalardır Sierra'yı hala niye konuşuyoruz? İşte bunun ana sebebi de sırlarla dolu olması. Burada belirtmek istediğim bazı hususlar var. Bu aile 2007 yılında iflas etmiş bu aile. Maddi durumları çok çok kötü olan bir aile. Ve Sierra ilk defa yurt dışına çıkıyor. Yurt dışı ziyaretini ise Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Sierra'nın annesi kızının İstanbul'da bir otelde kaldığını biliyor. O şekilde biliyor. Ama Sierra'nın kaldığı yer tarla başında. Az önce Adnan Bey'in de belirttiği gibi uyuşturucunun ve İstanbul'da suç oranının en yüksek bulunduğu noktalardan birisinde. Sierra'nın amatör fotoğrafçı olduğu bize gerek ailesi tarafından gerekse polis ekipleri tarafından sürekli basına verilen bilgi bu şekildeydi. Ancak şu da enteresan bir nokta, bir fotoğrafçılıktan bahsediyoruz. Ortada bir fotoğraf makinesi yok. Sierra tablet bilgisayarıyla farklı noktalardan, İstanbul'un çeşitli noktalarından herhangi bir turist gibi fotoğraf çekti ve paylaştı. O fotoğrafları hep beraber gördük. Bu fotoğraflardan yola çıkarak amatör fotoğrafçı demek veya bence böyle bir yakıştırma yapmak ne kadar doğru? Bunu da sorgulamak peki, lazım. Peki sözünü bölüyorum da az önce söylemiştin. Sierra'nın annesi konuştu, ailesi konuştu. Bir tane de yakın arkadaşı konuştu. Şimdi adı aklıma gelmiyor ama annesiyle ailesinin söyledikleri ne kadar inandırıcı geldi? Ya da bir çelişki, bir tuhaflık sezdin mi? Yani zaten bu olay baştan sona tuhaflıklarla dolu. Bu olayın nasıl çözüleceği konusunda açıkçası net bir bilgim yok. Yani biz istihbarat habercileri olarak sürekli olay yerinde polis ekipleriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Orada da can kurtaranda çok fazla yayın yaptık. Bizzat delilleri bizler de görme fırsatımız oldu ki sizler de bilirsiniz ki birçok şeyi ekrana yansıtamıyorsunuz. Evet. Çünkü polisin size vermiş olduğu bilgileri aktaramıyorsunuz. Türkiye'de bu konunun bu kadar gündemde olmasının asıl sebebi Sierra'nın esrarengiz bir şekilde cinayete kurban gitmesidir. Ya hala çözülememiş olmasıdır. Hala çözülememiş olmasıdır. Peki bu uyuşturucu kuryesi miydi, istihbarat mıydı? Bunların her biri olabilir. Ama şunu da belirtmeliyim ki belki bunların hiçbiri de değil. Yani Sierra Türkiye'de hakikaten turistik bir gezi için geldi. Ve hakikaten varsayalım ki o tablet bilgisayarıyla amatör fotoğrafçılık yapıyordu. Belki de bir hırsızın, belki de bir tecavüze uğradı. Farklı bir konuda da cinayete kurban gitmiş olabilir. İşte net bir yargıya varamamızın asıl sebebi, bu kadar gündemde tutmamızın asıl sebebi de bu. Ne oldu? Orada ne yaşandı? Türkiye'de niçin vardı? Ailesi, yani özellikle eşi ve kardeşinin bu kadar metanet sahibi olması beni çok şaşırttı. Değil mi? Ben de onu yani söyleyecektim. Çok sakinlerdi. Sanki böyle bir sonuç bekliyorlarmış gibiydi. Her şey hazırlıklı olmuşlar gibiydi. İşte Türkiye'ye çok teşekkür ettiler. Bulunma sürecinde yardımcı oldukları için vesaire vesaire. Ya belki çok amatör bir cinayete kurban gitmiş olabilir. Türkiye'de en çok konuşmasının sebebi de bu. Ne olduğunun zaman belli olmaması. Ama şunu da açıkça söylemeliyim. Yani bizim medyamızın belki en büyük yaptığı hatalardan birisi bu. Karşılaştırmalı medya yaptığımız için biz işte bir kanalın ön plana tuttuğu şeyi ne yazık ki diğer kanallarımız da ön plana tutuyor. Türkiye'de Sierra cinayetinin bu kadar çok gündemde olması da açıkçası bir haberci olarak şunu söylemeliyim ki bence yanlış. Halen şu anda Türkiye'de terör örgütü tarafından kaçırılmış bir kaymakamımızın, bir polisimizin de terör örgütünün elinde olduğunu düşünürsek medyamızın nelere ağırlık verdiğini de burada görebiliyoruz. Bu da bir öz eleştiri olsun bizim peki şahsımızda. Ve şunu belirtmek istiyorum özellikle. Bu davaya FBI'nin de sürece dahil olması az önce belirttiğim gibi sürecin çok farklı noktalara gidebileceğini gösteriyor. Ben de bu noktada FBI'nin de işin içine girmesiyle beraber uyuşturucu istihbarat, uyuşturucu kuryeliği ve istihbaratçı olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bugün ve dün Amerika'daki gazeteleri inceleme fırsatı buldum. Onlar da bu cinayete ilişkin çok farklı deliller ortaya sunuyorlar. Ve hatta New York'un önde gelen gazetelerinden birisi Sierra istihbaratçıların kurbanı mı diye manşet attı.
Bu olay açıkçası bence daha çok su götürür. Peki aslında çok farklı bir noktaya değindin de söz vereceğim. Şimdi az önce kaymakamımız kaçırıldı terör örgütü tarafından. Askerlerimiz de kaçırıldı daha önce. Polis mensubu, polis güvenlik görevlileri de kaçırıldı. Hiçbiri bu kadar aslında ön plana gelmedi. Ya gazetelerin ufak bir köşesinde yer buldular ya da bir kez bir manşet geçildi ya da bu şekilde kapandı üstü. Amerikan vatandaşı olmasının bunda büyük bir payı olabilir mi? Bu kadar gündemde durmasının. Ya da kadına şiddet olayları çok fazla ön plana çıkıyor bugünlerde. Kadın olmasının yani, çok fazla... Muratcığım sen de sonuçta habercisin. Biz sahada olan insanlarız. Biz öyle davalar gördük ki baba kızını öldürdü, eşi karısını öldürdü vesaire vesaire. O tarz durumlar bile bir haber bültenine verilip geçiştirilirken sırf Amerikalı olduğu için bu kadar gündemde olması tabii ki yanlış. Ki öyle bir gerekçe olduğunu da düşünmüyorum ben. Bu İngiliz vatandaşı da olsaydı, herhangi biri de olsaydı bu konunun bu kadar üzerine gidilir miydi? Bunu sorgulamak lazım. Türkiye Sierra cinayetini bu kadar konuşuyorsa ve biz haberciler de halk da dahil olmak üzere ne oluyor, kimdir bu Sierra diyorsak bunun altında başka gerekçeler aramamız lazım. Ve Türkiye'nin bu kadar ilgisini çekmesinin asıl sebebi de çok esrarengiz bir cinayet olması, elde hiçbir bulgun olmaması ve sürekli çelişkili ifadelerin yer alması. Benim şahsi görüşüm. Peki. Süleyman yine döneceğim. Sizin bir söylemek istediğiniz şey vardı. Dönmeden önce bir alalım onu. Aslında konuyu kaçırdık ama yine ben toparlayayım. Şimdi dedi ya işte Amerikalı olmasın mı acaba ön planda tutuyor. Evet. Şimdi ben bununla ilgili haber de yaptım aslında. Mesele şurada şu. Dikkat etmemiz gereken mesele. Şu an İstanbul'da 2922 tane vatandaş kayıp. Evet. Ve şu an IMGov.tr'de. Bunların bir albümü var. Yaşı, işte rengi falan filan, fotoğrafı, nerede kaybolduğuna dair bilgiler var. Yani Türk polisi tabii ki güzel bir çalışma yaptı Sierra ile ilgili. Fakat şu an 2922 tane vatandaş kayıp İstanbul'da. Evet. Bunlar için bir albüm oluşturulmuş. Evet. Fakat böyle bir hassasiyet yok. Eğer Sierra bulunmasaydı bu rakama eklenmiş olacaktı. Bu hassasiyetin bence diğer vatandaşlar için de yapılması gerekiyor. Halen kayıplar çünkü. Ama burada Sierra'nın ön planda olması nedeni Amerika vatandaşı olması. Ama maalesef biliyoruz. Size göre öyle değil mi? Tabii. Yani ayrıca birinci sınıf ülkeler, ikinci sınıf ülkeler, üçüncü sınıf ülkeler var. Bu maalesef uygulanıyor yani. Ya şöyle de bir şey var aslında. Bizim ülkemize zaten bir sürü Afrika'dan gelen, hatta biliyoruz görüyoruz yani Eminönü'nde aynı yerde aslında cinayet mahallinin olduğu yakın bölgelerde saat satanlar var veya başka bir hediyelik eşya satan Suriye'den kaçak mülteci olarak buraya girip de burada yaşayan kaçak insanlar var. Onların arasında da böyle cinayete kurban gidenler dün vardı. Var. Dün vardı mesela. Dün bir tane baba öldürülken de kendi evladı tarafından çakla yolun ortasında. Evet. Yani bu bir çok acı bir olay aslında. Yani bir kadının ölmesi önemli değil. Bir erkeğin ölmesi önemli değil. Bu da bir insan. Yani bir Türk vatandaşı olması önemli değil ya. İlla Amerika mı olması gerekiyor? Fransız mı olması gerekiyor? Aslında... Ya peki Adnan Bey, daha önce de Türkiye'de yabancı uyruklu insanlar hayatını kaybetti, cinayete kurban gitti. Bence bu cinayetin bu kadar büyütülmesinin ana temeli Amerika vatandaşı olması değildir diye düşünüyorum. Onun etkisi çok büyük. Elbette ki işte şu an sorulara cevap arıyoruz ya. Yani cinayet niçin işlendi? Evet. Uyuşturucu kuryesi mi? İstihbaratçı mı? Ajan mı? İşte bu sorulara cevap veremiyoruz. Fotoğrafçı diyoruz, fotoğraf makinesi yok. Peki neden Amerikalı, Amerikan vatandaşı olmasının önemli, neden değil sorusuna cevap bulacağız ama ben Süleyman'a da bir söz vermek istiyorum. Aslında iki Süleyman var burada. Karıştırmayalım. A Haber'den Süleyman Dinçer konuşuyor şimdi. Şimdi Süleyman Tunç'a dönelim Ülke TV'den. Süleyman sen gittin, ben senin haberini izledim, anonslu haberini. Can Kurtaran sahilinde o surların dibinde adım adım anons çektin. Polislerle birlikte delil aradın. Pek fazla yaklaştırılmasa da basın mensupları. Evet. Denizin içine girme fırsatı bulabildin mi? Orada neler gördün? Önce bir onu sorayım. Şimdi Murat Bey, biz olay yerine bir gün sonra gittik. Şu anda olay yeri şeridinin olduğu yerden girdik. Daha önce orada şerit yoktu. Evet. Yaklaşık bir 100 metre yakınına kadar girdik. Daha sonra polisler bizi fark ettiler. Ki gazetecileri biliyorsunuz buldukları yerden giriyorlar. Biz de aynı şey yaptık. Girdiğimizde içeride farklı görüntüler var. Her tarafta ateş yakılmış, barınıldığı kesinlikle ortada. Ve şöyle bir manzara gördüm orada ben. Bir bank var. Bankın üzerinde o tren raylarına konulan kütüklerden var. Üzeri yatak haline getirilmiş. Yastık dahi var. Böyle bir manzara karşılaştım. Orada insan aklına Sierra'nın da burada olabileceği, burada olup olmadığı geliyor. Yani delil arama mantığına düşündüğünüz zaman orada delil arama gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü her yer otlar içerisinde. Ve iki gün sonra oraya biliyorsunuz temizlik ekipleri geldi. Evet.
temizlik ekibi geldi belediyeden. Biz onlarla konuştuğumuzda bize şunu söylediler. Burası dediler ilk defa bir temizliğe tabi tutuluyor. Bu anlamda. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. Burası o zaman terk edilmiş bölge mi? Yani şimdi bu anlamına bakmak lazım olaya. Zaten bile. O yani burası büyük bir gözden yaptı. Mi çıkarılmış? Yani orası tren rayıysa hemen yan tarafında da bir yol var. Sonuçta oradan vatandaşlar geçiyor. Eğer orası terk edilmiş bölge ise orada bir güvenlik sorunu var. Bir parantez açmak lazım. Birincisi bu. İkincisi bana göre Sierra cinayeti şu anda emniyeti yargılamayalım ama bana göre fiyasko. Neden çünkü peki? Çünkü şu anlamda konuşuyorum. Sierra kayboldu 12 günün sonunda bulundu ve şu anda neredeyse 20 günü yaklaşıyor. Evet, neredeyse bir aya doğru gidiyor. Yani haberlerde şunu söylüyoruz. Emniyet ekip hazırladı. FBI işin içerisinde, Interpol işin içerisinde diyoruz. Hummalı bir çalışma var. Olay yeri inceleme ekipleri olayı genişletti diyoruz. Anlatıyoruz sürekli ama bir sonuç yok. Yani ortada bir cep telefonu kayıp, iPad kayıp. Sürekli o aranıyor deniyor. Ama bu kadar geniş anlamda bir arama yapılıp da 20 günün sonunda halen ortaya bir delil çıkarılmaması ya da basını veyahut da kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapılmaması akıllara fiyasko sorusunu getiriyor. O zaman fiyaskoyu İstanbul polisi değil yalnızca Amerikalılar evet, da mı? Evet, şimdi ona da bakmak lazım. O eğer, zaman şöyle bir şey var aslında. Fiyasko dememek lazım. Belki bir şeyler saklanıyor olabilir. Saklanıyor ama şimdi bu da halkın gözünde şunu uyandırıyor yalnız. Yani bir cinayet işleniyor ve 20 gündür çalışma yapılıyorsa ve bir açıklama yapılmıyorsa ister istemez halk tedirgin oluyor. Yani ben oraya gittim. Surların güvenliğiyle ilgili haber yapmaya gittim. Sokakta vatandaşla konuştum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ya burası bizim memleketimiz. Amerika'dan biri geliyor, öldürülüyor. Ben ne olacağım? Ben nasıl geçeceğim oradan? Adamın işi orada. Adam oradan geçme zorunda. Veya orası bir tarihi mekan. Turist gelecek, fotoğraf çekmek isteyecek. Böyle bir soru da akıllara geliyor. Fiyasko demeyelim. Tamam, sizin dediğiniz gibi olsun. Gerçekten fiyasko demeyelim bu olaya ama biraz daha beklemek lazım. Madem yani. FBI, madem Interpol işin içerisinde ki bunlar filmlerdeki gibi hani giriyorlar hemen olayı çözüyorlar falan madem. Ama bu zamana kadar da artık 20 gündür bir şey çıkmaması da insan aklına farklı bir soru getiriyor. Son olarak Samatya'da Ermeni vatandaşlar, bazı Ermeni vatandaşlar tahrik edildiler, dövüldüler, dayağa maruz kaldılar. Ve Sierra'nın da Ermeni vatandaşı, Ermeni asıllı olduğuna... İşte onu soracaktım. 3 Oran Ermeni Kilisesi'ne götürüldü morgu. Evet. Ermeni oldu zaten kamuoyunda belirtildi. Bu Samatya cinayetleri de son günlerde arttı. Aslında bana göre bir bağlantısı yok benim kişisel görüşüm ama sen nasıl bir bağlantı kurdun? İster istemez insan düşünüyor ama. Yani tabii düşünür. Samatya'da bütün ihtimalleri zaten ortaya Ermeni, masaya koymak lazım. Samatya'da yaşanan Ermeni olaylarının ardından aynı günler ardı ardına geldi bunlar. Ardından Sierra cinayeti ve Ermeni asıllı olması insan aklında bu soruyu getiriyor. Yani birileri takipte miydi acaba? Ya da Sierra'nın Ermeni olduğunu biliyorlardı. Benzer bir şekilde öldürmüş olabilmesi de zaten aslında o soruyu akla getiriyor. İsmini yine hatırlayamayacağım ama yine Ermeni yaşlı 80 yaşındaki vatandaş, Ermeni vatandaşı dövülerek öldürülmüştü. Bir tanesi feci bir şekilde dövülmüştü. Hastanede yatıyor. Sierra'nın da İstanbul polisinden yapılan açıklamada vücudunda çok ciddi darp ve yarık izleri olduğu belirtilmişti. Başının sol tarafını aldı, darbeyle öldü ama alnının ortasında büyük bir kızarıklık vücudunda... Bütün noktalarında çiziklerin olduğu belirtilmişti. Yani işkenceye maruz kaldığı belirtilmişti. Peki uyuşturucu işte bu noktada aslında uyuşturucu kuryesi olabilme ihtimali biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü uyuşturucu mafyaları biraz acımasızdır. Evet. Eğer bir intikam alacaksa, bir ceza verecekse... İbret alem olsun diye de böyle bir şey yapmış olabilir mi? Adnan Bey'in dediği, özür dilerim. Adnan Bey'in dediği doğruysa eğer, bu kadın gerçekten uyuşturucu ticareti yapan kurye ise, şimdi bu kadın Türkiye içerisindeki organizasyonu yapmak için Amerika'dan gelmiş hali yok, gelecek hali yok. Büyük ihtimal dışarıdan Türkiye'ye ya da Türkiye'den dışarıya uyuşturucu geçiriyor. Peki nasıl geçiriyor? O ayrı bir nokta. Zaten o noktası da var. Nasıl geçiriyor? Yani affedersiniz ben Kenya'ya gittim. Yani her yerinizi arıyorlar. Böyle bir şeyle karşılaşmamak için. Peki nasıl giriyor Türkiye'ye ve Türkiye'den nasıl çıkıyor? En önemli arama noktası hava yolları. Evet. Nasıl geliyor? Şimdi bu bayan eğer ben hamileyim dese ve havalimanından o güvenlikten geçerken midesini taşımış olabilir. Veya taşıyacak olabilir. Bunlar daha önce yapıldı. Zaten daha önce yapılan şeyler daha önce çok yapıldı. Şey. Ya bu bence kurye olması ihtimali çok yüksek ki atıyorum biz empati yapalım. İkimiz de uyuşturucu iş yapıyoruz. Ben sizin
malınızı aldım, paranızı vermiyorum. Size bir şekilde benden alamıyorsunuz. Kime şikayet edeceksiniz beni? Hiç kimseye. Tabii. Polise gidemeyeceksiniz. Kendi aramızı halledeceğiz. Kendi aramızı halledeceğiz. İşte böyle bir sonuç çıkacak. Peki, uyuşturucu kuryesi mi, tecavüze mi kurban gitti? Bu soruların cevabını...